Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın açıklamamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk adını uzun süreden bu yana almamasıyla ilgili. Efendim, ben Cumhuriyet Bayramı öncesi genel kurulda yaptığım kısa bir açıklamada 2015 yılından bu yana yaklaşık 245 Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmadığını, yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde özellikle kuruluş bölümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yer almadığını ve özellikle de Cuma gününe tesadüf eden milli günlerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün niçin anılmadığını sormuş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ismi anılacak mı diye bir soru yöneltmiştik. Maalesef yine Diyanet İşleri Başkanlığı bizi yanıltmadı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki Cuma günü Cuma hutbesinde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadı. Onu sorduktan bu yana yaklaşık olarak 247 Cuma hutbesi oldu. İki hutbe daha geçti ve her ikisini takip ettik ama yine anılmadı. Şimdi önümüzde 10 Kasım var. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünü anacağız hep birlikte. Pazar gününe tesadüf ediyor 10 Kasım. 8 Kasım Cuma günü hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün anılması talebimiz var. Bunu dile getirmek istiyorum. Sizlere kısaca şöyle örnek vermek istiyorum. Elimde birkaç tane hutbeyi getirdim. Geçmiş tarihlere ait. Efendim bakınız, 18 Mart 2016 yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve burada Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde. Yine diğer bir hutbe, 19 Mayıs 2017 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızda, ki bugün de yine Cuma gününe tesadüf ediyor. Yine burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi yok. Yine efendim 10 Kasım 2017 evet, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günümüz. Yine bugün de Cuma gününe tesadüf ediyor ve bugün de yine hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yok. Ve yine bu yıl 30 Ağustos 2019 ki yani bu tarihte ülkemizdeki bazı camilerde Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadığı için cemaat camileri de terk etmiştir. Ki gündeme bundan sonra daha yoğun şekilde bu konu gündeme gelmiştir. Sonuç itibariyle hutbeler toplumumuzda birlik, beraberlik ve barışı pekiştirmesi gereken metinlerdir. Cemaatte ve toplumumuzda ayrışmaya sebep olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bundan dolayı da işte 29 Ekim bayramı öncesi bu açıklamayı yapmıştım. Fakat yine dediğim gibi göremedik. Ama tabii şunu da diyebilirsiniz, hep böyle olumsuz şeyler mi var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarında? Elbette yok. Olumlu bir takım gelişmeler de olmuştur konuşmamızdan sonra. Şunu paylaşmak isterim. Kurumun tarihçesinde daha önce konuşmamızdan önce kuruluş ve tarihi gelişim adlı internet kısmında kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğuna dair herhangi bir ibare yoktu. Konuşmamızdan sonra geçen haftadan itibaren kurumsal tarihçede artık kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğuna dair ibareyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde görmüş olmak bizi oldukça memnun etti. Ve yine yaptığımız konuşma sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıl dönümü münasebetiyle yayınlamış olduğu kutlama mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anmış olmasından çok memnuniyet duyduk. Yine kutlama mesajında da anmışlar ve şöyle bir ibare var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlama mesajında: Cumhuriyet, millet iradesini görmezden gelen
ya da hiçe sayan hiçbir tavrın meşru olmadığını ve asla kabul edilmeyeceğini de ilanıdır diye bir cümle var. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Millet iradesini görmezden gelen diye ifade ediyor. Evet, şimdi milletimizin talebi şudur. Milletimiz diyor ki bir milletvekili olarak, milletin bir vekili olarak ben de tabii dile getirmekle görevliyim. Milletimizin talebi şudur. Bizler diyor Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldık. Efendim Suudi Kralı için yas tuttuk. Ama milli günlerimizde ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için evet bu milli günlerde cuma hutbesinde anılmasını istiyoruz diyor. Ve onun ruhuna bir Fatiha okunmasını talep ediyoruz diyor. Ben de bir milletvekili olarak milletimizin bu iradesinin görmezden gelinmemesi adına sizler vasıtasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Gelin bu milletle, milletin iradesiyle inatlaşmaktan vazgeçin. Önümüzdeki 10 Kasım'ın tesadüf ettiği 8 Kasım Cuma günü Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla, minnetle hep birlikte yad edelim. Milletimizin talebini bu şekilde sizlerin vasıtasıyla dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.